Küçükken TRT Çocuk izlediyseniz Keloğlan'ı bilirsiniz. Tabi sadece oradan bilmenize gerek yok. Sonuçta Keloğlan Türk Altay mitolojisinde olan önemli bir tiplemedir. Çizgi dizisi 2009 yılında başlayıp 2016'da sona erdi. Vay anam babam be. Keloğlan biteli 7 sene olmuş. Vay anam babam be. Keloğlan ara sıra Minika Go'da da yayınlanır. TRT Çocuk'tan oraya geçti. Bugün konuşacağımız konuysa hangi Keloğlan sezonunun en iyisi olduğudur. Eğer abone olup videoyu beğendiyseniz Keloğlan'ın en iyi sezonunu Keloğlan genel olarak 3 sezonu ayrılır. Birincisi bir varmış bir yokmuş Keloğlan, yani Gülçiçek isimli prensesi kurtarmaya çalışır. İkincisi ise Keloğlan masalları, yani Balkız var, Sivrisinek gibi karakterler olan. Üçüncüsü ise Keloğlan odama saklandı isimli sezondur. Bu sezonda da Keloğlan gerçek dünyaya gelir. Küçükken Keloğlan sezonlarını çok tartışırdık. Kimisi ilk sezonu severdi, kimisi ise ikinciyi. İlk sezondaki bölümler çok daha mistiktir. Yani insan sayısı azdır, canavar sayısı çoktur. Aslında bu gerçek hikayedir. Son bölümde Keloğlan kendi zamanına döner ve sezon biter. Muhtemelen telif yiyecek diye videoya koymayacağım ama Gülçiçeği Kurtardım Kötü Peri'den müziği gerçekten çok iyiydi. Bu konuyu küçükken arkadaşlarımla tartışırdım. Çoğumuz ilk iki sezonun en iyisi olduğunu söylerdik. Gerçekten de öyle. İlk iki sezon harikaydı. Özellikle ikinci sezonun güldürücü özellikleri, Bilgecan dedenin abuk subuk icatları, huysuz ve uzun sahneleri gibi çok fazla iyi yön olduğunu düşünüyorum. Dostlar, bu durumda en iyi sezon ikincisidir. Evet, ilk sezonda ana hikayeden bahsediliyor. Hayvanlar şarkı söylüyor ama ikinci sezondaki bölümlerin konuları, aksiyon sahnelerinin fazla olması, Keloğlan'ın yalnız olmaması gibi çok önemli etmenler var. Örneğin korkuluk bölümü çok sevilir. Bunun sebebi dostluğu güzel bir şekilde anlatması. Huysuz ve Uzun'un komik sahneleri, ayrıca bölümlerin kurgusal ilerleyişi bir harikadır. Bu yüzden bölüm çok popülerdir. Doğrusu ilk sezonun pek hatırlanmaması da bundan herhalde. Fazla canavar olduğundan karakterleri çok silik kaldı. O yüzden kimse ya şu Gülçiçeği hatırlıyor mu demez. Herkes Balkız der, Örgülü der. Yani ikinci sezon karakterleri ikonikleşmiştir. Hatta Vine veya Meme olarak bile karşımıza çıkar. Bu yüzden ikinci sezon en iyi sezondur. Yani Keloğlan masalları. Ama şöyle asılacaksın. Bir Varmış Bir Yokmuş da çok iyi bir sezondu tabi. Ama sadece 39 bölümdü ve üstüne konuşulacak çok bir şey yoktu. Üçüncü sezonu ben hiç beğenmedim. Gerçek dünyaya gelmeleri mantıklı değil. Çünkü bunlar mitolojik karakterler. Zaten pek ayak uyduramadılar da. Bilgecan dedenin kaybolması ve bizimkilerin peşine düşmesi anlatılırdı bu sezonda. Bu final sezonuydu. Keloğlan'ın nasıl bittiğini ve hangi bölümün final olduğunu bilmiyorum ama en iyi bölümler kesinlikle ikinci sezondan çıkacaktır. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Siz de en sevdiğiniz bölümleri ya da sezonu yazabilirsiniz. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Abone olarak kanala destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.